Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Gönül Dağı dizisine ait kısa bir sahne üzerinden Arapça pratik yapacağız. Hemen başlıyoruz. Selam aleyküm. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Çakal. Aklı sıra bana iyi davranıp rol yapıyor. İyiyim, iyiyim. Ben iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Bu bölümde de arkadaşlar sahnede geçen diyalogların Arapça ve Türkçe seslendirmelerini yapacağız. Gereken yerlerde de arkadaşlar açıklama yapacağız. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm arkadaşlar Türkçe'de de Arapça'da da aynı. Yani Arapçadan olduğu gibi almışız. Araplar da Türkler de aynı kelimeleri kullanıyorlar. Hoş geldin kardeşim. Ehlen ve sehlen ya ahi. Hoş geldin kardeşim. Ehlen ve sehlen ya ahi. Burada arkadaşlar hoş geldin. Hoş geldin bir kalıp. Yani Arapçada da ehlen ve sehlen kalıbı hoş geldinin karşılığı olarak kullanılıyor. Böyle bir kalıp var Araplarda. Ehlen ve sehlen bu şekilde kullanılıyor. Hoş geldin demek, ehlen ve sehlen demek. Ya ahi de kardeşim, ahi kardeşim. Hoş geldin kardeşim, ehlen ve sehlen ya ahi. Nasılsın? İyi misin? Keyfe haluke? Hel ente bi hayır? Nasılsın? İyi misin? Keyfe haluke? Hel ente bi hayır? Nasılsın arkadaşlar? Keyfe haluke? İyi misin de hel ente bi hayır? Çakal İbni Ava. Çakal İbni Ava. Normalde arkadaşlar çakalla yani zi kelimesini de kullanıyorlar. Yani kurt. Yani çakal zi dediğini deniyor. Ama İbni Ava yani bunu pek duymadım ama Çakal'ın Türkçesi, Çakal'ın Arapçası İbni Ava. Tabi burada arkadaşlar çakal derken yani hayvanı kastetmiyor. Yani hayvanın kendisini kastetmiyor. Burada çakaldan maksat açık göz ya da kurnaz. Bu manaları kastediyor. Arapçası da bu yani açık gözlülüğün, kurnazlığın Arapçası da fatın ya da şatır. Bu iki kelimeyi kullanabiliriz. Çakal demek yani nasıl Türkçe'de açık göz kurnaz diyorsak onlara Arapçası da yani çakal dendiği zaman işte fatın ya da şatır bunları anlıyoruz. Mesela birisi kurt dediği zaman birisine buradan o kişinin işte uyanık olduğunu, açık göz olduğunu, kurnaz olduğunu anlıyoruz. Aklı sıra bana iyi davranıp rol yapıyor. يفكر أنه يقوم بالتمثيل ويتصرف معي بشكل لطيف. Aklı sıra bana iyi davranıp rol yapıyor. يفكر أنه يقوم بالتمثيل ويتصرف معي بشكل لطيف. Burada arkadaşlar aklı sıra yani kendine göre zannınca
Kendi onun kafasına göre yani, ona göre demek. Ona da yüfekkür yani, düşüncesine göre, düşüncesince ona göre. Aklı sırayı yüfekkür olarak çevirdim arkadaşlar burada. Aklı sıra yüfekkür yani yazunnu, ya da yüfekkür yazunnu, ya'takidu, ya da bana iyi davranıp yani yetasarrafu ma'i bir şekli latif rol yapıyor. Yakumu bit temsil. Yel'abu devran, ya da yakumu bit temsil rol yapıyor. Ve yetasarrafu ma'i bir şekli latif bana iyi davranıyor. Aklı sıra bana iyi davranıp rol yapıyor. Yufekkiru ennehu yakumu bit temsil ve yetasarrafu ma'i bir şekli latif. İyiyim, iyiyim. Bi hayr, bi hayr. İyiyim, iyiyim. Bi hayr, bi hayr. Ben iyiyim. Ene bi hayr. Ben iyiyim kelime, bu cümlenin de arkadaşlar Türkçesi ene bi hayr. Yani nasılsın? Keyfe haluke? O da cevaben işte ene bi hayr deniyor. Ben iyiyim. Sen nasılsın? وأنت كيف حالك؟ Sen nasılsın? وأنت كيف حالك؟ İyiyim. أنا بخير. İyiyim. أنا بخير. Evet arkadaşlar, burada buradaki bu sahnedeki diyaloglar daha çok tanışma gibi yani giriş Arapçası oldu. Kolay bir Arapça oldu. Arapça yeni başlayanlar için güzel bir diyalog olmuş burası yani. Arapça ve Türkçe sahnedeki diyalogların Arapça ve Türkçe seslendirmeleri ve açıklamaları da arkadaşlar bu şekildeydi. Sizler de arkadaşlar yoruma önerilerinizi, isteklerinizi yazabilirsiniz. Sizden gelen yorumları değerlendireceğim arkadaşlar. Ona göre ileriye yönelik videoları ona göre şekillendireceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.